Herkese merhabalar arkadaşlar. Futbol 2023 mobilde yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, Manchester City oyuncularından top açılımı yapacağız. Öncesinde oyuncuları nasıl basacağız, onlar üzerinde duracağım. Daha sonrasında hemen top açılımına geçeceğim. Bir de arkadaşlar, yarın yani Perşembe günü gelecek olan Player of the Week oyuncularından 4 tanesi de belli oldu arkadaşlar. Karim Benzema garanti geliyor. Arsenal'den White geliyor. Benjamin White. Milan'dan Tonali geliyor. Bir de Aston Villa'dan Emiliano Martinez. Bu 4 oyuncu garantilendi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Haberiniz olsun. Yani ikon olarak, yani epik olarak, destansı big time olarak kim gelecek henüz onu bilmiyoruz. Adriano'yu çok fazla herkes bekliyor ama ben önümüzdeki hafta 4. sezondan sonra gelebileceğini düşünüyorum. Konami'nin yani oraya bırakabileceğini düşünüyorum. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Ama sürpriz yapıp yarın da getirebilir arkadaşlar. Ben yarın bir Showtime oyuncuları, orta sahalar gelmedi biliyorsunuz. Showtime orta sahaları yarın getirip epikleri de 4. sezon, yani yeni epikleri de 4. sezondan itibaren getirme ihtimalleri olabilir diye düşünüyorum. Tabii bunlar benim tahminim arkadaşlar. Dedim yarın bir bakmışsınız Adriano Big Time olarak da gelmiş olabilir ama ben Showtime bekliyorum. Bekleyip göreceğiz. Hemen çok fazla uzatmadan öncelikle affedersiniz arkadaşlar. Hemen şöyle ekranımızı bir değiştirelim. Oyuncuları, hangi oyuncu bana çıkarsa nasıl maxlarım onu bir değerlendireceğiz. İlkay Gündoğan. Öncelikle şöyle bir bakalım. İlkay oyun maxladığı zaman kendi halinde nasıl oluyormuş? 98 oluyormuş. Ben bu şekilde maxlamayacağım arkadaşlar. 98 olması da çok önemli değil. Öncelikle 7 tane savunma vermiş. Zaten defansif farkındalığı çok iyi olmayan bir oyuncuya, yani dosta falan oynatmam ben zaten bu oyuncu. Hele ki 10 numara oyun, yani oyun tarzı 10 numara olan birisini hayatta oynatmam. Öncelikle savunmadan komple savunmayı aldım. Pas verme çok fazla. Pas vermeyi 8'e kadar düşürdüm. Hemen geldim buradan, kıvraklığı 8 yaptım. Alt vücut gücünü 12 yaptım. Bitiriciliğe de 2 tane verdiğimiz zaman al sana muhteşem bir ofansif orta saha. Şu anda ofansif orta saha bölümü açık değil ama 4. sezonda biliyorsunuz pozisyon antrenörleri gelecek. Pozisyon antrenörleriyle ofansif orta saha açılıp çok güzel de şut çekiyor arkadaşlar. Yani göbekte de oynatabilirsiniz. Göbek şeklinde. Ofansif orta sahada da oynatabilirsiniz. 10 numara oyun tarzında ben olsam ilk ayı bu şekilde maxlarım. Çok da harika olduğunu düşünüyorum. Daha çok savunma oyuncusundan ziyade bu şekilde ofansif bir oyuncu olmasını tercih ederim. Devam ettiğimiz zaman Stones'a baktığımız zaman Stones'un özelliklerine bir bakalım. Üzerinde oynama yapmaya çok gerek olmayan oyunculardan bir tanesi bence. Yani direkt oyunun maxladığı gibi maxlayabilirsiniz. Defansif farkındalığı çok aşırı yüksek değil. O yüzden savunmadan çok fazla almayacağım. Çünkü yoksa oyuncu defansif özelliklerini kaybeder bence. Jack Grealish. Hemen bakalım Jack Grealish'e. Jack Grealish'e baktığımız zaman üzerinde oynama yapılabilir mi? 12'lik bir şey olmadığı için, yani hep 8'de kaldığı için Jack Grealish'in üzerinde çok fazla oynama yapmaya bence gerek yok. Çünkü nereden alıp da 8'in üzerine eklerseniz çok fazla ilerletmez. En fazla 1-2 tane. O da nasıl olur? Şöyle olur arkadaşlar. Buradan 2 tane alıp bir tane buradan alt vücut gücünden, yani pardon alt vücut değil, kıvraklıktan, şöyle kıvraklıktan bir tane aldığınız zaman en azından hızı 2 seviye yükseltmiş olabiliriz. En fazla bu kadar üstünde oynama yapabiliriz. Yani alt vücut gücü, yani hızını 2 kere yükseltmiş oluruz Jack Grealish'in. Bu şekilde düşünüyorum ben arkadaşlar. Bernardo Silva'ya bakalım. Bernardo Silva da bakalım oyunun maxladığı gibi yine 98 olan oyunculardan bir tanesi. Yani pas vermeden bir tane, top sürmeden bir tane, kıvraklıktan bir tane alınıp alt vücut gücüne şöyle destek verilebilir bence. Bu şekilde Bernardo Silva da bir tık böyle hızı en azından iyileşmiş olur. Çünkü hızı bayağı bir düşük, şut gücü falan. En azından böyle bir ekleme yapılabilir Bernardo Silva'ya. Akanji'ye bakalım. Akanji'nin üzerinde de bence çok fazla oynama yapmaya gerek yok. Aynen. Yani çok fazla Akanji'nin üzerinde oynama yapmaya gerek yok. Yine defansif özelliği düşük olan bir oyuncu. O yüzden ellemeyeceğim. Yani normalde takıma koymadan önce kaç oluyormuş? 86. O yüzden çok fazla
oynama yapmayacağız. Rodri'ye baktığımız zaman, Rodri'ye bakalım hemen. Rodri'yi düşük yapmışlar sanki arkadaşlar. Yani en kötü savunmadan 2 tane alıp, yani hızı çok kötü. 2 tane atıp alt vücut gücüne 2 tane, yani şöyle vermiş olsak, yani en azından şöyle bir adam olur diye düşünüyorum ben. Fiziksel temas savunma. Yani daha da fazla üzerinde oynama yapılmaz bence. En fazla bu kadar yapılabilir Rodri'nin üzerinde. Yani savunmadan 2 tane aldık. Alt vücut gücüne verdik. Hızını biraz toparladık. Onun dışında çok fazla oynama yapılmaz. Erling Haaland'a bakalım. Erling Haaland'a bakalım. Erling Haaland üzerinde de bence çok fazla oynama yapmaya gerek yok. Kıvraklığı, hani kıvraklığı biraz daha yükseltebilir miyiz diye bakıyorum ama 8'den başladığı için, yani nereden alacağında en fazla bir tane eklenebilir. O yüzden Erling Haaland'ı hiç dokunmadan geçiyorum. Son oyuncumuz da Ruben Dias. Onu en sona sakladım çünkü Ruben Dias gerçekten muhteşem özelliklere sahip. Defansif farkındalık 99, ikili mücadele 98. Yani bakalım. Şimdi nasıl yapacağız? Ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Burayı 9 yapacağım. Alt vücut gücünü şöyle 7 yapacağım. Burayı da şöyle yaptığımız zaman 99 oluyor arkadaşlar. Bir tane artıyor. Hatta bir taneyi de takım oyun tarzına basabilirsiniz. 7 alt vücut gücü. Hatta şöyle bile yapılabilir. Aslında hiç ona bile gerek yok. Alt vücut gücü bir tık daha yüksek olsun. Aynen. 75 hız oldu bu şekilde. Yani takıma koyduğumuz halde yine 99 oldu. 9 savunma bence yeterli. 8 hava gücü, 8 alt vücut gücü, 3 de kıvraklık bence gayet yeterli. Ruben Dias'ı ben 9, 8, 8, 3 olaraktan max diyeceğim arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi top açılımıza geçelim. Çok fazla uzatmadan top açılımımızı yapalım. Böyle geriye geldik. Dediğim gibi Ruben Dias, İlkay ikilisini istiyorum. Geldiği anda 3. topu açmam. Bakalım sizler buradan kimleri buldunuz arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Haydi bakalım Bismillah diyelim. İlk topumuz gelsin. İlkay ve Ruben Dias için top açılımı yapıyoruz arkadaşlar. İlk topumuz geliyor. Gelsin bakalım. Hepsi 5 yıldızlı zaten herhalde. İlkay mı geldi? Oo, İlkay Gündoğan. Tamam, güzel. İyi başladık. Güzel başladık bence. İlkay ile başladık. Şimdi Ruben Dias gelirse 3. topu açmam arkadaşlar. Ruben Dias gelirse 3. topu açmam. Çok güzel başladık. Yani istediğimiz oyuncuları dan iki tanesinden bir tanesi. Şimdi hedefimiz Ruben Dias, sonra benim top açılımım burada biter arkadaşlar. Haydi bakalım. Anlaş dedik. İkinci topumuz gelsin. Haydi Ruben Dias. Haydi Ruben Dias. 100 coins cebimize kalsın. Diğer oyuncular için çok fazla değmez diye düşünüyorum. Yapıştır 5 yıldızı. Ruben Dias. Ciddi misin sen ya? Üçüncü topu açmam dedim. Oha! Yok artık. Oha. Bütün şansımı kullandım lan. İlkay dedim. Ruben Dias dedim. Üçüncü topu açmam dedim. Yani açmaya gerek yok. Şöyle bir bakalım. Oğlum ayarlanmış gibi lan. Yani diğerlerine gerek yok arkadaşlar. Direkt oyuncularımızı şimdi maxlamaya geçelim. Abi. Oha. Şansa gel. Ruben Dias. Şu arkadaşı satalım. İlk önce İlkay'dan başlayacağım. Abi çok iyi top açılımı olmadı mı ya? Böyle. Tamam. İlkay'ı şimdi dediğimiz gibi maxlayacağız arkadaşlar. Oyuncu ilerlemesi. Çok iyi top açılımı oldu. Şimdi savunmaya 7 tane verdi. Savunmadan aldık. Pasa 12 verdi. Onu 8 yaptık. Şunu şöyle yaptık. Bir dakika.
78. Alt vücut gücünü 12 yaptık. 2 tane de bitiriciliğe verdik. Tamam. Tam da bu şekilde dediğimiz gibi yapacaktık. 75 bitiricilik oldu. 77 hız, 78 hızlanma, 84 şut gücü, 91 dayanıklılık. Tam da videoda, yani videonun başında anlattığım gibi doğru yaptık değil mi? Alçaktan tamam. İlkay. Şimdi takıma koyacağım arkadaşlar kaç olduğunu görmek için. Hemen Ruben Dias'ı da bir maxlayalım. Pardon, yanlış yere girdim. Ruben Dias'ımızı da şöyle bir maxlayalım. Kaç oldu? 22. Şöyle yapalım. Tamam. 64.000 puan. Tamamdır. Ruben Dias'ı da oyuncu ilerlemesi otomatik dağıt dedik. Savunmayı 9 yapacaktık. Burayı 8, burayı da 3 mü yapacaktık? Aynen. 9, 8, 8, 3. 96 oluyor. Defansif farkındalık. Aa, bu şekilde bile 94. İkili mücadele 93. Defansa katılım 92. 93 hız kaldı. Tamam. Şöyle bir kontrol ediyorum yan taraftan arkadaşlar. Yanlış yapmak istemiyorum. Tamam, bu şekilde maxlamıştık zaten. 96 oluyor. 86 kafa. Tamam. 94. 93 ikili mücadele. 73 hız. 86 tamam. Ruben Dias'ımız. Abi çok iyi defans ya. Şu ana kadar yani bilmiyorum ama gelen en iyi kartlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ruben Dias kaç olacak bakalım takıma koyduğumuz zaman. Şöyle koyalım. 99. Çok iyi. İlkay nerede? İlkay'ı da şöyle koyduk. 97 oldu. Güzel olmadı mı arkadaşlar? İki top açarım bitiririm dedim. İlkay Gündoğan. Boşluk kollayan oyuncu. Ofansif orta sahada oynatılabilir. Göbekte burada oynatılabilir. Ofansa çok katkı sağlayabilir. Evet arkadaşlar. Harika bir top açılımı oldu. Hem de yarın gelecek olan oyuncuları bir değerlendirmiş olduk. Güzel bir video oldu bence. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.